İyi günler arkadaşlar. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 2020 LGS İngilizce soru analizine hoş geldiniz. Birinci sorumuza bakalım. According to the comments above, who says something bad about Jack? Yukarıdaki yorumlara göre kim Jack'le ilgili kötü bir şey söylüyor? İlk kişimize bakalım. I know he always backs me up. Beni her zaman desteklediğini bilirim. Back up ya da back somebody up birini desteklemek anlamına geliyor. Olumlu bir durum. We really get on well. Gerçekten iyi geçiniriz. Yine iyi geçinmek genellikle with ile kullanılıyor. Olumlu bir durum. I can never count on him. Asla ona güvenemem. Never ifadesi burada güvenmekle ilgili olumsuz bir durum olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. Denizli'ye de bakalım yine ya da diğer şıkkımıza da bakalım. He never shares my secrets with other people. Sırlarımı asla diğer insanlarla paylaşmaz. Share secrets sır paylaşmak demek ama sırlarımızı diğer insanlarla paylaşmak kötü bir şey. Ama bunu asla yapmaz dediği için olumlu bir durum söz konusu olduğundan bu üç kişinin yani Bill, Angelina ve Jess'in söyledikleri yorumlar olumlu ama Tom'un I can never count on him, ona asla güvenemem ifadesi olumsuz olacaktı. Bu sebeple doğru cevabımız Bursa olacak. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. According to the information above, which of the following you should not say? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini söylememelisin? Yukarıdaki bilgiye bakalım bize verilen bilgi. You work at a call center and answer customers' questions on the phone. Bir call center'da yani çağrı merkezinde çalışıyorsun ve customer'ların yani müşterilerin telefonda sorularını cevaplıyorsun. You are there to solve their problems. Onların problemlerini çözmek için oradasın yani çağrı merkezindesin. Arayanların sorunlarını çözeceksek onlara olumlu, pozitif cümleler kurmalıyız. Bakalım hangisi pozitif bir cümle değil. If you have a problem again, please contact us. Eğer yine problem yaşarsanız bizimle iletişim kurun. Dolayısıyla biz probleminizi çözeceğiz anlamına geliyor. Olumlu bir durum. Our friends will solve your problem today. Arkadaşlarımız probleminizi bugün çözecekler. Yine olumlu bir cümle görüyoruz. I'm too busy to solve your problem. Problemi çözmek için çok meşgulüm. Bir çağrı merkezinde çalışıyor olsaydık bunu söylediğimizde karşımızdaki kişinin problemini çözmemiş oluyorduk. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Yine de Denizli'ye de bakalım. After I talk to our team, I will call you. Takımla görüştükten sonra sizi arayacağım. Yine bir bilgi verilecek ve problem çözülecek gibi görülüyor. Doğru cevabımız C olacaktı. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. Who does not talk about school rules? Kim okul kurallarından bahsetmiyor? Talk about söz etmek, bahsetmek anlamında kullanılmış burada. Rule ise kuraldı. Bu dört kişiden bir tanesi okul kurallarından bahsetmeyecek. Read the statements below. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Statement ise ifade anlamına geliyor. William bakalım ne demiş? We must listen to our teachers while they are talking. Öğretmenlerimizi onlar konuşurken dinlemek zorundayız, dinlemeliyiz diyebiliriz. Bir okul kuralıdır. Teachers geçmiş zaten. Charles ne demiş bakalım? We must come home early in the evenings. Akşamları eve erken gelmek zorundayız ya da gelmeliyiz. Evle ilgili bir kural verilmiş. Doğru cevabımız Charles. B cevabı olacak. Yine de diğer kişilerin söylediklerine de bakalım. We mustn't drink or eat during our lessons. Anahtar kelimelerimizden aynı teachers'da olduğu gibi burada da lessons var. Derslerimiz esnasında yemek yiyip içmemeliyiz bir şeyler demiş. Rachel'a bakalım. We mustn't talk to each other during the exams. Sınavlar esnasında birbirimizle konuşmamalıyız. Yine anahtar kelimelerimize baktığımızda hep okulla ilgili ifadeleri yakaladığımızda zaten doğru cevaba rahatlıkla ulaşacaktık. Doğru. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım.
Which of the following words cannot you use in any of the sentences above? Aşağıdaki kelimelerden hangisini yukarıdaki cümlelerden herhangi birinde kullanamazsınız? Aşağıdaki kelimeler dediği kelimelere baktığımızda sour ekşi, sweet tatlı, spicy baharatlı, salty ise tuzlu anlamlarına geliyor. Alice ile başlayabiliriz. There is too much black pepper in the soup. Bu çorbada çok fazla karabiber var. I hate food. Nokta nokta yiyeceklerden nefret ederim. Black pepper'ın bir baharat olduğunu bildiğimiz için spicy'yi burada rahatlıkla kullanabiliriz. This lemonade is really... Bu limonata çok nokta nokta. Can you add some more sugar, please? Lütfen biraz daha şeker ekleyebilir misin? Dolayısıyla limonata ya ekşi olur ya tatlı olur. Biraz daha şekerli istediğine göre sour'u da buraya yani ekşiyi de buraya kullanabiliriz. My brother likes eating things. Erkek kardeşim nokta nokta şeyleri yemekten hoşlanır. He always buys chocolate, cookies and cakes. Her zaman çikolata, kurabiye ve pasta satın alır. Dolayısıyla bunların ortak özelliğini de sweet yani tatlı diyebiliriz. Chocolate, cookies ve cakes'e doğru cevabımız D şıkkı olacak. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct order of the cooking process? Yemek pişirme aşamasının doğru sıralanması için adımlardan hangileri yer değiştirmeli? Cümlemizi okuduktan sonra hemen ilk adımımıza bakalım. First, put some oil into a pan and heat it. Önce, birinci olarak, birazcık yağı tavaya koy ve ısıt. İlk ifadesinden kaynaklı buranın doğru olduğunu anlıyoruz. Birinci aşamamız first kelimesinden kaynaklı. Birinci aşama yer değiştirmeyecekse eğer hemen birinci aşamanın içinde bulunduğu ışıkları rahatlıkla eleyebiliriz. İkinci aşamamıza geçelim. Add onions and peppers into the pan. Tavaya soğan ve biberleri ekle. Bu olabilir. Üçüncü cümlemize bakalım. Your meal is ready. Enjoy. Yemeğiniz hazır. Afiyet olsun. Üçüncü adımda yemeğimiz hazır ve afiyet olsun deniyorsa bize dördüncü ve beşinci adımda anlatılan aşamaların bir anlamı kalmıyor. Yani pour the eggs into the pan. İşte yumurtaları tavaya dökün. Hazırdı. Niye devam ediyoruz o zaman? Dolayısıyla 3'ün yer değiştirmesi gerekecek. 3'ü 2 ile yer değiştirdiğimizdeki ne yemeğimiz hazır. Arkasından bir sürü şey daha yapmış olacağız. Dolayısıyla 2 ile de yer değiştiremeyeceğimiz için 3 ile 5'in yer değiştirilmesi doğru olacak. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. Why does Mr. Carter call Green Mobile? Bay Carter, Green Mobile'ı niçin arıyor? Read the phone conversation below. Aşağıdaki sohbeti, telefon konuşmasını okuyun. Hello, it's Green Mobile. How can I help you? Merhaba, Green Mobile. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hello, my computer isn't working properly. Merhaba, bilgisayarım düzgün çalışmıyor. Work properly, düzgün çalışmak. Isn't working properly dediği için düzgün çalışmamak anlamına geldiğini biliyoruz. I think it's broken. Sanırım bozuk. Broken her zaman kırık anlamına gelmiyor. Bir cihazın çalışmadığında da bozuk anlamına gelebiliyor. Oh, okay, I understand. Anlıyorum. Can I take your address, please? Adresinizi alabilir miyim lütfen? 8 Freeway Street. 8 Freeway Sokağı. Thank you. Teşekkür ederim. Our team will be there in an hour to check your computer. Takımımız bir saat içinde bilgisayarınızı check etmek yani kontrol etmek için orada olacak. Thank you. Teşekkür ederim. To burada makemak için anlamında yani amaç belirtmek için anlamında kullanılıyor. Yine soru kökümüzde de Bay Carter'ın Green Mobile'ı niçin aradığını anlatmakta kullanılmış. A şıkkından başlayabiliriz. To tell Green Mobile about a problem. Bir problemden bahsetmek için Green Mobile'ı aramış. Doğru diyebiliriz. Neden? Çünkü bilgisayarı düzgün çalışmıyordu. Burada bir problem vardı. Onu da anlatmış. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevabımız olacaktı.
Yine de diğer şıklara bakalım. Buy a new computer. Yeni bir bilgisayar satın almak için aramış ama bozuk olduğundan hani yardım istiyordu Green Mobile'dan. Dolayısıyla satın almakla ilgili herhangi bir şey geçmiyor. Change his home address. Ev adresini değiştirmek için diyor ama ev adresini Greg takımını oraya yollamak için istiyordu. Değiştirmek söz konusu değildi. Say thank you to Green Mobile. Green Mobile'a teşekkür etmek için aradı. Arayış amacı bu değil ama konuşmasının sonunda teşekkür etti. Arayış amacı ise bilgisayarının düzgün çalışmadığını söylemek idi. Doğru cevabımız A şıkkımız olacak. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. According to the information above, who will watch the match? Yukarıdaki bilgiye göre kim maçı izleyecek? Yukarıdaki bilgiye bakabiliriz. Dear friends, sevgili arkadaşlar. Our school basketball team has a match with a team from Johnson High School this Saturday at 3 p.m. Okul basketbol takımımızın bu cumartesi öğleden sonra 3'te Johnson Lisesi'nden bir takımla basketbol maçı var. Let's watch the match together. Haydi maçı birlikte izleyelim. Together, birlikte anlamına geliyor. These are Ted's friends' plans for that day. Bu aşağıdaki verilen ifadelerde o gün Ted'in arkadaşlarının planlarıymış. Jason will study for his English exam on that day. O gün Jason İngilizce sınavına çalışacakmış. Study for an exam bir sınava çalışmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Jason gelemeyecek. Kevin has to stay with his grandparents. Kevin büyük anne ve babasıyla kalmak zorunda. Stay with ile kalmak anlamına geliyor. Kevin da bir zorunluluğu yerine getirecek ve maçı izleyemeyecek. Matt'e bakalım. Matt likes basketball matches and he will be there. Matt basketbol maçlarını sever ki bu olumlu bir durum. And he will be there ve orada olacak. Nerede? İşte maçın oynanacağı yerde. Doğru cevabımız B şıkkı Matt. Son cümlemize de bakalım. Sandy will meet her cousin. Sandy kuzenleriyle buluşacak. Meet buluşmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Sandy de maçı izlemeyecek kişiler arasında. Doğru cevabımız B şıkkı Matt olacaktı. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following books should Joe buy for Kate? Joe aşağıdaki kitaplardan hangisini Kate için satın almalı? Yönergemize bakalım şimdi. Tomorrow is Kate's birthday. Yarın Kate'in doğum günü. So, bu yüzden Joe decides to buy her a book. Ona bir kitap satın almak istiyor. Ona karar veriyor. Decide, karar vermek. And asks Kate's friends about the books she has read or bought. Ve Kate'in arkadaşlarına onun okuduğu ya da satın aldığı kitapları soruyor. These are their answers. Arkadaşlarının verdiği cevaplar da aşağıdakilermiş. Max ile başlayalım. I know she has finished The Friendship. The Friendship adlı kitabı bitirdiğini biliyorum. Bitirdiyse okumuştur. Dolayısıyla bu kitabı eleyebiliriz. She wanted to read The Old World. The Old World adlı kitabı okumak istedi. And Jane bought it for her. Ve Jane onun için satın aldı. Demek ki The Old World'ü de satın alınan kitaplar listesinde olduğu için eleyebiliriz. She wanted to buy the book The Indian Music. The Indian Music adlı kitabı almak istedi. But ama she bought The Great Dog. Ama The Great Dog adlı kitabı satın aldı. Buy fiilinin ikinci hali bought. Dolayısıyla The Great Dog da satın alınan kitaplar arasında olduğu için elenebilir. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following completes the conversation? Sohbeti aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Complete tamamlamak anlamına geliyordu. Read the information and the telephone conversation below. Aşağıdaki telefon sohbetini ve bilgiyi okuyunuz. İlk önce bilgiye bakalım. English Day, İngilizce günü. Come and share your English project with us. Gelin
ve bizimle İngilizce projenizi paylaşın. No rules, kural yok. Just fun, sadece eğlence var. All schools and students can join. Bütün okullar ve bütün öğrenciler katılabilir. Date, time, place, tarih, zaman ve yerini vermiş. For more information, call. Daha fazla bilgi için verilen numarayı aramamızı istemiş. Bakalım şimdi. Susan ne demiş? Hello, this is Susan Jordan. Merhaba, ben Susan Jordan. I'm calling you for the English Day event. Sizi İngilizce günü etkinliği için arıyorum. Hello Susan, merhaba Susan. How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? What should I do to join the event? Etkinliğe katılmak için ne yapmam lazım? Bakalım A şıkkından başlayalım. Neler yapılması gerekiyormuş? Bunları nasıl dolduracağız? You can't join if you're a student. Bir öğrenciysen katılamazsın demiş ama etkinliğe bütün okullar ve bütün öğrenciler katılabilir dediği için yanlış bir bilgi olur bunu verirse. Dolayısıyla A şıkkıyla tamamlayamayız. If you need more information, send an email, don't call. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacın varsa e-mail gönder, arama demiş. Ama e-mail adresi vermemiş, telefon numarası verdiği için B'de yanlış bilgi oluyor. C'ye bakalım. The event will be in the morning, so come early. Etkinlik sabah olacak, bu yüzden erken gel demiş. Bakalım 5-7 p.m. yani ise akşam 5 ile 7 arasında olacağı için sabah bilgisi de hatalı. Demek ki doğru cevabımız Denizli olacak. Bakalım ne diyor Denizli? Just bring your project to the concert house. Sadece projeni getir. Nereye? Concert house. Yani yapılacak place. Etkinliğin yapılacak olduğu yere projeni getirmen yeterli derse cümleyi tamamlıyor olabilir. Bu sebeple doğru cevabımız Denizli olacak. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Önce soru kökümüzü okuyalım. Which of the following is correct according to the results? Sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olan bilgiyi bulmaya çalışacağız. Yönergemize bakalım. These are the results of a survey about the internet habits of adults and teenagers. Yetişkinlerin ve gençlerin internet alışkanlığı ile ilgili bir araştırmanın sonuçları aşağıda verilmiş. Yetişkinler ve gençler olarak iki ayrı grafik verilmiş. Bakalım şimdi bu grafiklere bakarak hangi cümlenin doğru olduğunu bulmaya çalışacağız. Many adults like watching online videos. Çoğu yetişkin online video izlemekten hoşlanır diyor. Bakalım online video izlemekle ilgili yüzdelik %10 olarak vermiş. Çoğu ifadesi %10'la karşılık bulmuyor. Dolayısıyla A şıkkını bu sebepten dolayı eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Teenagers prefer reading news to watching videos. Gençler haber okumayı video izlemeye tercih ederler diyor. Bakalım haber okumak %5 tercih edilmiş gençler tarafından ama video izlemek %25. Neredeyse 5 katı. Dolayısıyla reading news ve watching videos yer değiştirmiş olsaydı bu cümle doğru olabilirdi ama bu haliyle yanlış bir bilgi. C şıkkına bakalım. Most of the adults enjoy sending messages. Yetişkinlerin çoğu mesaj göndermekten hoşlanıyor. Bakalım mesaj göndermekle ilgili kısım yetişkinlerde %60. Çoğu diyebiliriz. Neden? Çünkü yarıdan fazlası var ve en büyük alan bu. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkımız olacaktı. D şıkkını da yine de kontrol edelim. Teenagers hate playing online games. Gençler online oyun oynamaktan nefret ediyor diyor. Playing games kısmında gençlerin en çok yaptığı, yani nefret değil de en çok sevdiği deseydi bu şık da doğru olabilirdi ama bu haliyle hatalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın.